Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş ayın 22'sine kadar Başak burcunda olacak ve hemen ayın başında 3 Eylül'de 11 derece Başak burcunda yeni ay doğuyor. Çok güçlü sabit yıldızların gökyüzünde parladığı ilginç bir yeni ay bu. 11. evinizde doğacak. Yönetici gezegen Merkür artık Aslan burcunda ilerlemiş pozisyonda. Ay genelinde de hızlanacak, hızlı bir şekilde hareket edecek. Venüs Terazi burcunda olacak. Yeni ay sizin için geleceğinizle ilgili, özellikle belki iş ve mesleki konularla ilgili yeni bir proje, yeni bir beklenti, yeni bir hedef anlamına gelebilir. İş konularında hızlı adımlar atabilirsiniz bu yeni ay ile beraber, ya da üzerinde çalıştığınız işlerle ilgili gelişmeler olabilir. Sizi mesleki anlamda geliştirecek eğitimlere katılabilirsiniz. Sosyal çevrenizde gelişmeler olabilir. Yeni çevrelere girmeniz, yeni kişilerle tanışmanız mümkün. Ve bu kişilerin de size hem sosyal anlamda hem de iş anlamında önemli faydaları olabilir tabii ki. Biraz sorumluluklara dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlıkları gözden geçirmeniz gerekiyor. Ne gerekli, ne gereksiz, ne yararlı, ne yararsız. Bu dönemde tüm bu uygulamaları daha fazla yapabilirsiniz. Belki çocuklarınızla ilgili, çocuklarınızın hayatıyla ilgili konular var. Bu anlamda sizin almanız gereken sorumluluklar var. Biraz hani Başak biliyorsunuz iş gerektiren, hizmet, çaba gerektiren bir burç. Biraz da detaylara odaklandığımız, hayatımızda düzenlemeler yaptığımız bir dönemde olabiliriz. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizin için çok daha önemli, güçlü etkiler getirebilir. Ve yönetici gezegeniniz Mars ayın ilk günlerinde İkizler Burcu'nda Neptün'le kare açıda olacağı için sizi biraz endişeli yapabilir. Bazı konularda daha hassas, kırılgan olabilirsiniz. Buna dikkat edin. Ayın 4'ünden itibaren Mars yengece geçecek. Mars yengece geçince duygusal anlamda kendinizi biraz daha dengede tutmanız, enerjinizin güçlenmesi, daha bir kabulleniş içerisinde, manevi anlamda daha bir böyle arayışlar içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Uzun bir süre kalacak zaten Mars Yengeç Burcu'nda. Çünkü kış aylarında retro yapacak. Bu da önümüzdeki 5-6 ay Mars'ın Yengeç Burcu'nda olması demek. Yani daha orta vadede önümüzdeki birkaç ay siz belki eğitim konuları, akademik çalışmalar, yurt dışı konuları ve seyahat gibi alanlarda daha fazla enerji harcayabilir ya da mücadeleler içerisinde olabilirsiniz. Ayın 8'inde Güneş-Satürn karşıtlığı var. Bu hani parasal konuda bir zorlanma, çocuklarla ilgili böyle sizi biraz yorabilecek konular ya da arkadaşlık ilişkilerinizde bir ekip çalışmasında hani bir mesuliyet alma, bir projede biraz daha hani görevlere odaklanmanızı gerektirecek bir konu getirebilir. Bazı hak edişler de getirebilir tabii ki, daha öncesinden yaptığınız çalışmalar söz konusuysa. Ama ihmaller varsa burada biraz sıkıntı ve zorluklar da gündemde olabilir. Ayın 15'i güzel bir gün. Venüs-Jüpiter üçgeni var. Venüs terazide, Jüpiter ikizlerde. Hani para konularında bazı güçlü yardımlar alabilirsiniz. Destekler alabilirsiniz. Bununla birlikte bazı gizli hayranların ortaya çıkması mümkün. Yurt dışı konularıyla ilgili seyahat planları, yolculuklar ve benzeri alanlarda da yine güzel sürprizler karşınıza çıkabilir. Ayın, hatta yılın en güzel günlerinden birisi. Çünkü iki şans gezegeni Venüs ve Jüpiter birbirine üçgen açıda olacak. Şanslı bir görünümde olacak. 14, 15, 16, 17 Eylül gibi bu şanslı enerjiyi değerlendirebilirsiniz sevgili akrepler. Ayın 18'inde Ay Dolunay fazında. 25 derece Balık burcunda Dolunay ile birlikte yılın son ay tutulmasını yaşayacağız. Bir tamamlanma, bir dönüşüm, güçlü bir farkındalık var. Balık burcunda olunca tabii ki duygusal konularda, romantik konularda güçlü bir etki altında olabilirsin. Aşırı derecede böyle bir aşk duygusu, böyle bir güçlü bir romantizm gündemde olabilir. Tabii ki aşık olabilirsiniz. Hayatınızda bir anda böyle önemli bir ilişki gündeme gelebilir. Bir ilişkiniz varsa hani onunla ilgili belki önemli bir dönüşüm döneminde olacaksınız. Hani evlilik kararı olabilir, belki ayrılık kararı olabilir. Yani biraz sizi duygusal olarak etkileyebilecek konular var. Çocuklarınız, çocuklarınızın hayatı ve onlarla ilgili konular da olabilir. Bir hamilelik olabilir, doğum olabilir. Çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili artık gündemleriniz önemli hale gelmeye başlıyor ve bu ay tutulması belirgin bir şekilde daha kadersel çalışabilir, özellikle çocuklarla ilgili alanlarda. Kısa vadede belki Eylül ayının başında
gündeme gelen bir konu netleşebilir. Orta vadede işte bu yılın Mart ayından itibaren gündeminizde olan konular sonuçlanabilir. Daha uzun vadede ise özellikle 2015 yılında meydana gelen o balık burcundaki tutulmanın tesiriyle hayatınıza gelmiş konuların sonuç vermesi, olgunlaşması, belki önemli bir dönüşüm içerisinde olması mümkün olabilir. Bu dolunay döneminde, tutulma döneminde duygusal enerjiniz, sezgileriniz, yaratıcılığınız çok artabilir. Dengede kalmaya çalışın. Biraz tabii ki karamsar, melankolik olabilirsiniz. Sanata yönelin. Çünkü sanatsal yaratıcılığınız çok artacaktır. Özellikle bir hobi edinmeniz, sanatla ilgili bir şeyler öğrenmeniz, ilgilenmeniz, belki bir eğitime katılmanız, bunlar size çok şey katabilir. Burada da önemli farkındalıklarınız olabilir tabii ki sevgili akrepler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan olumlu bir açı alıyorsunuz ve daha güçlü destekler alabilirsiniz. Haritanızda değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki tutulmanın tesiri sizin için çok daha etkili ve kadersel çalışabilir. Sadece bu ayla sınırlı değil. Önümüzdeki birkaç aya yayılan bir etkiden bahsediyoruz. Ayın son günlerinde yönetici gezegeniniz Mars, Satürn'e olumlu bir açıda olacak Yengeç Burcu'ndan. Hani bu da size genel itibariyle duygusal anlamda böyle bir olgunluk, bir kabulleniş, bir şeyleri oluruna bırakma. Mücadele ediyorsunuz ama aynı zamanda hani kendinize çok zorlamıyorsunuz. Böyle bir oluruna bırakma, bir kabulleniş getirebilir. Bir şeyler daha istikrarlı ve güven verici bir şekilde ilerleyebilir. Bunlar hani duygusal konularda da olabilir, çocuklarla ilgili olabilir, aşk konularında olabilir, parasal konularda olabilir. Ve ayın 29'unda, 30'unda Güneş, Merkür, Ay düğümleri bağlantısı Terazi Burcu'nda olacak. Bilinçaltınızdan güçlü mesajlar alabilirsiniz. Rüyalarınızı iyi takip edin. Sezgilerinize güvenin bu dönemde sevgili akrepler. Evet, bu videoyu faydalı buluyorsanız beğenebilirsiniz. Ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.